Merhaba sevgili masal sever. Bugün sana muhasebeci Ahmet masalını okuyacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Muhasebeci Ahmet. Bizim yaşadığımız zamanların birinde ve bir şehirde Ahmet diye biri varmış. Ahmet büyük bir şirkette hesaplarla ve kitaplarla ilgili işler yaparmış. Bu yüzden ona muhasebeci Ahmet derlermiş. Oldukça yoğun çalışırmış. Büyük bir şirket olduğu için işleri hiç bitmezmiş. Ay başı ayrı, ay sonu ayrı bir yoğunlukta olurmuş. Diğer kalan zamanlarda da genel işleri halletmeye çalışırmış. Ahmet ile birlikte çalışan 2-3 muhasebeci daha varmış. Hepsi de en az Ahmet kadar hızlı, tempolu ve yoğun çalışıyormuş. Yaptıkları iş dolayısıyla her yaptıkları şeyi en az 1-2 kere kontrol etmeleri gerekiyormuş. Çünkü para ile uğraştıkları için tekrar etmeleri ve üzerinden geçmeleri önemliymiş. Herkes kendi yaptığı işin mutlaka üzerinden geçer, öyle onaylarmış. Küçük bir hata bile şirketi çok fazla zarara uğratabilirmiş. Bizim Ahmet ise biraz bu konuda üşengeçmiş. Yaptığı işleri tekrar etmeye gerek duymaz, hatta hiç kontrol bile etmezmiş. 5 yıldır çalışıyormuş ve son 2 yıldır artık kendini en iyilerden gördüğü için kontrol etmeye gerek duymazmış. Şu ana kadar bir hata çıkmadığı için hata yapacağını düşünmüyormuş. Her yaptığı iş mükemmel sonuç veriyor ve bir sorun çıkmıyormuş. Şu ana kadar ne patronundan ne de iş arkadaşlarından hata yaptığına dair bir uyarı almış. Bu da ona güven veriyormuş. Gel zaman, git zaman. Bir gün Ahmet'e önemli bir müşterinin işi verilmiş. Çok hassas yapılması gerekiyormuş. Küçük bir hata müşteriyi çok zarara uğratabilirmiş. Patronlar ise Ahmet'in hiç hata yaptığını görmedikleri için bu işi ona vermişler. Ahmet ise gururlanmış ve biraz da kendini beğenmiş bir şekilde davranmış. İşi yine düzgün yapmış ama hiç kontrol etmemiş. Bir hafta sonra işi bitirmiş ve teslim etmiş. Ahmet'e güvenen patronları ise kontrol etmeden müşteriye teslim etmiş. Aradan 2 hafta geçmiş. Patronlar Ahmet'i odasına çağırmışlar. Herkes çok sinirliymiş. Müşteriye verilen hesaplarda bir hata çıkmış ve çok fazla zarara uğramış. Bunu duyan Ahmet bir şey diyememiş. Çünkü kontrol etmesi gerektiği halde etmediğini biliyormuş. Çok utanarak da olsa bunu itiraf etmiş. Bir anlık kontrol etmediğini ve çok üzgün olduğunu söylemiş. Müşteriler ve patronlar ne kadar sinirli olsa da Ahmet'e çok bir şey demek istememişler. Çünkü Ahmet 5 senedir hiç hata yapmadan çok güzel işler yapmış. Bir kere hata olması onu işten çıkması için yeterli bir neden değilmiş. Bu yüzden bu seferlik onu affetmişler. Ahmet yaptığı hatayı kabul etmiş ve çok teşekkür etmiş. Bir daha 2 kez kontrol edeceğini de belirtmiş. Patronlar ise hoşgörülü davranarak herkesin hata yapabileceğini kabul etmiş. Ya masal arkadaşım, herkes hata yapabilir değil mi? Önemli olan hatalarımızın farkında olmak. Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan
seni hemen YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.